İyi akşamlar sevgili Can TV izleyicileri. Yeni bir hafta sonunda oldukça yoğun bir haftanın sonunda Türkiye'nin gündemini değerlendirmek için yeniden birlikteyiz. Arkadaşım Elif'le beraber. Bu hafta da neler işleyeceğiz kısacıktan bahsedeyim. Sonra konuğumuza sözü veririz ya da konuğumuzu alırız. Sizin aslında iyi tanıdığınız, yakından gördüğünüz, bildiğiniz, bir sürü kanalda izlediğiniz konusunda uzman bir arkadaşımız. Nelerden bahsedeceğiz? Geçen hafta da olduğu gibi bu hafta da çalışma hayatından bahsedeceğiz. Çalışma hayatından derken işçilerin tırpanlanan haklarından bahsedeceğiz. İşçilerin yok edilmek istenen kıdem tazminatı sorunundan bahsedeceğiz ki bu bizce, sadece bizce değil, emekten yana olan tüm kesimlerce çok önemli bir konu. Çünkü bir gün herkes 50 yaşına gelecek. Ve 50 yaşına geldiğinizde COD29'da işten atılmış ve emeklilik hakkını kaybetmiş olacaksınız. Kıdem tazminat hakkınızı kaybetmiş olacaksınız. Böyle bir handikap var bu işin. Sendikalar derken aslında Türkiye Şakiş'te sahalara çıkma, en azından basın açıklamaları yapma ya da dişte yan yana durma görüntüsü veriyor gibi olsa da ağırlıklı olarak DİSK söylediği bir şey var. Son DİSK'le kalana kadar biz direneceğiz. Bu yasaların çıkmasına müsaade etmeyeceğiz. Çünkü bu yasa işçilerin, alın terinin, emeklerinin gasp edilmesidir diye söylem var Sayın Arzu Çerkezoğlu'nun. Bunlardan bahsedeceğiz. Günlerden demeyeyim ama aylardan beri süren maden işçilerinin direnişi var. Bunlardan bahsedeceğiz. Bahsetmesek zaten gündemi yakalamış olmayız. Yaşadığımız gerçekten çok ağır bir İzmir depremi var. Aslında depremin boyutu çok ağır değil ama yaptığı hasar ve tahribat çok ağır. Çünkü depremler enkaz üzerine çıkıp poz vermekte engellenmiyor. Ya da acısı yaraları sarılamıyor. Onları yapabilmek için başka şeyler gerekiyor. Yaklaşık çok uzun yıllardan beri deprem vergisi toplanıyor. Özel tüketim vergisi adı altıyla deprem vergisi toplanıyor. Bu da yaklaşık ciddi büyük paralar, meblağlar. Ama bunun ne olduğunu sorsanız dahi iktidar bunu açıklamıyor. Gereken yerlere harcadık diyor. Ama gördük ki İzmir depreminde de Adapazarı depreminden İzmir'e gelen depremzadelere yapılmış konutlar yıkıldı gene. Yani bu enteresan bir durum. Bunlardan bahsedeceğiz. Sözü çok fazla uzatmadan konuğumuz kim diye soracaksınız tabii. Konuğumuz çok ünlü bir dostumuz. Doçent Doktor Aziz Çelik. Hem hoca, hem gazeteci. Yani elinden geldiğince insanları ayırtmaya çalışan bir dostumuz. Ya bağlantıyı sağlandıysa Asit Hocam'ı alalım yayına. Asit Hocam merhaba. Merhabalar. Sizi tanıtırken çok yönlü bir hocamız dedik. Çok yönlü çünkü gazetelerde yazılarını okuyoruz, köşe yazılarını okuyoruz. Televizyon programlarında aydınlatıcı konuşmalarını izliyoruz. Yani biz dedik ki eğer ki biz işçi haklarını ve benzeri şeyleri gündeme gelmişken konuşacaksak Asit Hocam'ı getirelim, çağıralım, konuk alalım. Asit Hocam bizi aydınlatsın dedik. Arkadaşım Elif'le beraber. Evet Asit Hocam. Konuları ben kısaca bahsettim. Ama bizim programımızın konseptinde çok fazla söze karışma yok. Ara ara sözlere girebiliyoruz. Bizi yanlış anlamayı sakınlıkla anlamayacağınızı biliyorum. Sizin son yazınızda, yazılarınızın bir tanesi de şöyle diyor. Bu yasa paketi, son torba yasadan bahsediyorum. Torba yasanın içindeki kıdem tazminatı ile ilgili bölümden bahsediyor tabii ki. Bu yasa paketi turba atı gibi. İçinden zamanla başka kötülükler çıkacaktır. Kıdem tazminatı iş güvencesi darbe alıyor. Bu teklif ile Sarı Öküz gitmek üzere demişsiniz ve ben sözü size bırakıyorum hocam.
Çok teşekkür ediyorum öncelikle Can TV'ye ve sizlere. Tabii öncelikle şunu söylemek lazım. Gazeteci değilim. Gazetede yazıyorum. Gazete yazısı yazıyorum ama gazeteci arkadaşlara haksızlık etmek istemem. Gazetecilik çok daha yoğun bir emek ve özveri gerektiriyor. Sahada olmayı gerektiriyor. Ben gazetede yazıyorum. O nedenle gazeteci değil de araştırmacı olarak tanımlamak daha doğru belki. Gazetecilere haksızlık etmek istemem. Şimdi bu yasa tasarısı, ya teklifi daha doğrusu neden bir Truva atı gibidir, neden bir sarı öküze benzetilebilir diye düşündüğümüzde şunu söylemek lazım. Şimdi bu yasa teklifinde gündeme gelen en önemli husus aslında bir yaşa dayalı ayrımcılıktır. Yani 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlara ilişkin özel düzenlemeler getiriyor bu yasa. Dolayısıyla bugün 25 yaş altı ve 50 yaş üstüne getirilen bu düzenlemeler yarın 25 ve 50 yaş arasında çalışanlara neden gelmesin? Dolayısıyla bu haliyle baktığımız zaman yasa bir Truva atıdır. Yani bu kapıdan bir kez girince, bu düzenlemenin önü bir kez açılınca, yani 25 yaş altında çalışanlara ve 50 yaş üstünde çalışanlara bu şeyleri, düzenlemeleri getirdiğiniz zaman, yani onları kıdem tazminatından mahrum bıraktığınız zaman, ihbar tazminatından mahrum bıraktığınız zaman, onları iş güvencesinden mahrum bıraktığınız zaman, özellikle 25 yaş altı gençler için emekliliklerini zorlaştırdığınız zaman, bu şeye de yarın 25-50 yaş grubunda çalışanlara da sıra gelecektir. Dolayısıyla Truva atı dememin şeyi bu, sebebi bu. Yani bunun bir kez çalışma yaşamının kapısından içeri girmesi durumunda içinden başka başka kötülükler, başka başka sorunlar, başka başka hak kayıpları çıkacaktır. Neden sarı öküz gibidir bu? Sarı öküz hikayesi bilinir. Yani sürüden sarı öküzü verdiğinizde arkasından diğer başka bahanelerle başka öküzler de istenecektir. Dolayısıyla bunu verdiğinizde, yani 25 yaş altı ve 50 yaş üstü için bu tavizler verildiğinde ya da bu çıktığında arkasından başka başka kayıplar da gündeme gelecektir. Şimdi dolayısıyla Truva attı ya da sarı öküz olarak nitelediğimiz bu teklifte doğal olarak neler var? Yani bu teklif, yasa teklifi neler getiriyor? Gündeme neden geldi? Bu isterseniz biraz bunların ayrıntısını konuşalım daha net bir biçimde anlaşılabilmesi için. En önemli husus aslında şu belki burada. Türkiye'de çok uzun bir zamandır kıdem tazminatı tartışması vardır. Yani bu kıdem tazminatı tartışması Türkiye'de yaklaşık 45 yıldır var. Yani 1975'ten bu yana kıdem tazminatının bir biçimde sınırlanması, fona devredilmesi, ortadan kaldırılması gibi çeşitli girişimler hep vardır. Bu girişimlerin son yıllarda yoğunlaştığını da biliyoruz. Yani son yıllarda kıdem tazminatına dönük, kıdem tazminatını bir fona devrederek etkisiz hale getirmeye dönük girişimler hep oldu. Ancak kıdem tazminatını tümden ortadan kaldırmak ya da tümden sınırlamak çok büyük tepki görüyor. O yüzden de her gündeme geldiğinde kıdem tazminatına ilişkin düzenlemeler, fon tasarıları ve benzerleri geliyor. Bir süre tartışılıyor. Sendikalardan, işçilerden çok sert tepki görünce geri çekiliyor. Öyle onlarca örnek var. Yakın tarihe baktığımız zaman onlarca örnek var. Geçtiğimiz yaz aylarında da geldi, tekrar geri çekildi. Şimdi bu yasa teklifinin farkı şu. Bu yasa teklifi bütün çalışanlar için kıdem tazminatını ortadan kaldırmayı ya da budamayı öngörmüyor. 25 yaş altı ve 50 yaş üstü için bunu getiriyor. Dolayısıyla kademeli bir biçimde, başlangıcı buradan başlamak üzere, kıdem tazminatının budanması, kıdem tazminatının ortadan kaldırılmasına dönük girişimlerin bir parçası olarak okumak lazım bu yasa teklifini. Ne getiriyor? En önemli düzenlemesi şu: 25 yaş altında olanlar, ki bunların sayısı 25 yaş altı ve 50 yaş üstü sigortalı olarak çalışanların sayısı yaklaşık 2,5 milyondur.
Yani bu yasanın ilk çırpıda etkileyeceği sigortalı işçi sayısı. Şimdi 25 yaş altında yaklaşık 1 milyon 300 bin civarında da iş arayan genç var. Dolayısıyla potansiyel olarak bunlar da bu şeyin yasa teklifinin kapsamına girecekler. Yani 3,5 milyon ile 4 milyon kişiyi doğrudan şey yapıyor, etkileyen bir düzenleme bu. Onların haklarını etkileyen bir düzenleme. Bir de gençler iş gücü piyasasına girmeye devam edecek. Orta yaş grubundakiler 50 yaş üstüne çıkmaya devam edecekler. Yani bu aralıkta sürekli bir şey akış olmaya devam edecek. Dolayısıyla geniş bir kesimi ilgilendirdiğini, doğrudan ilgilendirdiğini, 25 yaş, 50 yaş, 25-50 yaş grubunu ise daha sonraki dönemde ilgilendireceğinin altını çizmek lazım. Ne getiriyor? Diyor ki 25 yaş altındakiler ve 50 yaş üstündekiler herhangi bir koşul aranmaksızın belirli süreli sözleşmeyle çalıştırılabilir. Şimdi bu belirli süreli sözleşme lafı ilk çırpıda şey geliyor, hoş bir laf geliyor. Yani belirli, yani ne olacağı belli falan gibi geliyor. Halbuki iş hukukunda belirli süreli sözleşme demek geçici işçilik demektir. Yani ne zaman başlayacağı, ne zaman biteceği bellidir ve iş kanununda bunu belirli bir işin yapılması, işin konusunun belirli bir sürede olması gibi koşullarda ancak mümkündür bu. Yani istisnai bir düzenlemedir. Bir bina yapıyorsunuz, bir köprü yapıyorsunuz. Bu bir sene sürecektir, 2 sene sürecektir. Buradaki çalışan işçiler belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışırlar. İş bir yapılır, bitirir ama devamlı işlerde, sürekli işlerde belirli süreli iş sözleşmesi olmaz. Yani iş hukukunun, sosyal politikanın temeli iş sözleşmesinin devamlı olmasıdır. Belirli süreli sözleşme ise iş sözleşmesini geçici hale getirir. Geçici hale getirir. Dolayısıyla bunun adı 25 yaş altı ve 50 yaş üstü için geçici işçi olarak çalıştırılmanın önündeki bütün engelleri kaldırıyor. Şu anda kanunda bunu yapamazsınız. Yani belirli koşullar olmadan, işin belirli süreli olması, işin konusunun belirli bir sürede tamamlanması gibi objektif koşullar olmadan bunu yapmak mümkün değil. Bunu kaldırıyorlar. Dolayısıyla işveren istediği zaman 25 yaş altındaki ve 50 yaş üstündeki her işçiyi belirli süreli iş sözleşmesiyle, yani geçici işçi olarak çalıştırabilecek. Denebilir ki peki çalıştırsın, bunda ne var? Yani bu da söylenebilir. Şu var, bu koşullarda çalıştırılan işçiler kıdem tazminatı alamazlar. İş sözleşmeleri belirli süreli olduğu için iş sözleşmesinin bitiminden önce bir ihbarda bulunulması, yani bir ihbar öneri ve ihbar tazminatı söz konusu değildir. Üçüncüsü, bu gruptaki işçiler iş güvencesi hükümlerine tabi değiller. Yani işe iade edilmeleri, iş davası açmaları, işe iade tazminatı almaları söz konusu değildir. Yani güvencesiz olacaklar, kıdem tazminatından mahrum olacaklar, ihbar tazminatından mahrum olacaklar. Yani işverenler bu işçileri, 25 yaş altındaki ve 50 yaş üstündeki işçileri çok daha ucuz, maliyetleri çok daha düşük biçimde şey yapabilecektir, çalıştırabilecektir. İşte yasanın en kritik şey yapılabilecek, kabul edilebilecek düzenlemesinin bu olduğunu söyleyebiliriz. Yani başta DİSK olmak üzere sendikaların gösterdiği tepki belki az bile. Zaten diğerlerinin gösterdiği tepki pek fazla yok zannedersem. Ben göremedim daha doğrusu. Bir kere basın açıklaması yaptı DİSK, Türk İş ve Hak İş birlikte. Ama DİSK onlardan birkaç adım daha önde. Meclis önünde açıklama yapmak istedi en azından. Bütün bütün fabrikalarda açıklamalar yapılıyor, gösteriler yapılıyor, iş yavaşlatma, iş bırakma eylemleri yapılıyor. Bu konuda aktif bir muhalefetin içerisinde meclisin önünde basın açıklaması yapmayı istediler. Polis zoruyla, marifetiyle bu engellendi. Hatta bir sürü darbeler de aldılar. Sonra desteğe gelen, siz konuşurken demin yanınızdaki bölümde o görüntüleri izledik. İzleyicilerimiz izledi.
milletvekillerinin desteğiyle meclis içinde Arzu Çerkezoğlu ve iki yöneticisi içeri alındı. O açıklamayı orada yapabilirler sadece. Ona dahi müsaade edilmedi. Şimdi hocam, sizin gene yazdığınız şeylerin bir tanesinde bu gelinen durumun birdenbire havadan, yani derler ya, gökten zembile inmediğini biliyoruz. Biz biliyoruz ama siz de biliyorsunuz zaten, yazıyorsunuz da. Ama izleyicilerimiz size de bunu bir miktar anlatmak gerekiyor zannedersem. Hep söylüyoruz biz. Bir 12 Eylül tutturmuş gidiyoruz gibi görünüyor ama aslında bir sürü şeyin başlangıcı oralardan geliyor. Altyapısı oralarda hazırlandı. Sizin yazılarınızdan hep örnek veriyorum ama 12 Eylül askeri darbe sadece bir hatırat, geçmişte çekilen acılar ve zulümden ibaret değildir. Bugünün Türkiye'si 12 Eylül'ün sonucudur. Ve bugün içinde yaşadığımız siyasal, ekonomik, sosyal yapı ve ilişkiler 12 Eylül'de inşa edildi. Tam inşa edilmedi ama bence o inşaya başlandı. Sonraki dönemlerdeki hükümetler de bunu sürdürmeye devam ediyor. Ve 12 Eylül rejimi artık günümüzde kalıcı hale getirilebilecek ve son tuşları veriliyor desek haksız olur muyuz? Evet hocam. Şimdi isterseniz çok kısa bir deminki şeyimde bu yasa teklifiyle ilgili değinmeyi unuttum. Daha doğrusu zaman bulamadığım iki hususa değineyim. Sonra sorunuzu yanıtlayacağım. Şimdi yasa teklifinin kritik şeylerinden birisi gençlerin emekliliğine ilişkindir. Onu demin şey yapmadım, üzerinde altında. Kısmi süreli olarak çalışacak olan gençler, 10 gün ve daha az süreli çalışacak olan gençlerin yaşlılık sigortası primleri yatırılmayacak. Şimdi bir cümle karmaşık gelebilir ama şöyle, gençlerin emeklilik başlangıç yaşını fiilen 25'e çekiyor bu. Yani emeklilik primlerinin yatırılma yaşını fiilen 25 yaşında çekiyor. 25 yaş önceki şeyler, çalışmalarda uzun vadeli sigorta primleri, yani emekliliğe ilişkin primlerin yatırılması zorunluluğunu kaldırıyor. Bu çok ağır bir şeydir. Özellikle yeni emeklilik ve yaşlılık koşulları nedeniyle bu süreler emeklilikte prim gün sayısına sayılmadığı için, emeklilik şeyi yatırılmadığı için, sigorta primi yatırılmayacağı için gençlerin emekli olmasını son derece güçleştirecek, geciktirecek ve gençlerin ileride alacakları emekli aylıklarının da düşmesine yol açacaktır. Bunu da eklemiş olayım. Şimdi bu ve benzeri düzenlemeler, çalışma hayatına ilişkin getirilen bu ve benzeri düzenlemelere baktığımız zaman kuşkusuz burada çok uzun bir zamandır devam eden işveren taleplerinin zaman içerisinde ve sermaye taleplerinin zaman içerisinde vücut bulduğunu görüyoruz. Şimdi kıdem tazminatı konusu belki izleyicilerimizin açısından bunun açmakta yarar var. 12 Eylül sonrasında ilk müdahale edilen konulardan birisidir. Yani kıdem tazminatına tavan getirilmesi konusu, işçilerin toplu iş sözleşmeleriyle alacakları kıdem tazminatlarına bir tavan getirilmesi, böylece sınırlanması ve toplu iş sözleşmesiyle artırılmasının önüne geçirilmesi konusu 12 Eylül'ün ilk yaptığı düzenlemelerden birisi olmuştur çalışma hayatı açısından. Kuşkusuz bir başka altını çizmek gereken husus, 12 Eylül sonrasında yaratılan sendikal düzen nedeniyle sendikaların etkisi ve gücü önemli ölçüde kırılmış durumdadır. Bu nedenle de sendikaların bugün bu ve benzeri şeyler konusunda, yasa teklifleri, girişimleri konusundaki gücünün zayıflatıldığını görüyoruz. Evet, bugün bu yasa karşısında neredeyse bütün sendikalar bu yasa tasarısına karşı çıkıyor. Sadece DİSK değil, Türk İş karşı çıktı. Beklenmedik bir biçimde Hak İş de karşı çıktı. En azından bir üçlü açıklama yaptılar ki bu çok az görülmüş bir şeydir son zamanlarda. Bu da şeyi gösteriyor. Bu teklifin ne kadar vahim bir teklif olduğunu gösteriyor. Fakat buna rağmen şu anda bu teklifin geri çekilip çekilmeyeceği belli değil. Çünkü yazılı olarak buna karşı çıkılmasına rağmen çok güçlü bir işçi tepkisi şu anda görülmüyor.
Evet, Disk pek çok fabrikada eylem yaptı. Türk İş kimi eylemler yaptı. Fakat bunlar bir yandan sendikaların güçsüzlüğü, bir yandan da sanıyorum pandeminin etkisiyle güçlü bir biçimde hissedilmiyor. Ama genel olarak sendikaların bu kadar zayıf olmasının arkasında aslında çok uzun bir 12 Eylül pratiğinin yattığını ya da 12 Eylül sonrası oluşturulan hukuksal düzenin, ekonomik düzenin bunda çok etkili olduğunun elbette altını çizmek lazım. Şimdi hocam, Tabii. bu meclise sunulan torba yasanın içerisinde 43 madde yer alıyordu en azından bildiğimiz kadarıyla ya da görebildiğimiz kadarıyla. Torba kanununda çünkü birçok şey geçiriliyor. Birçok başlık altında çok farklı farklı maddeler de yer alıyor. Bu maddelerin arasında bir de şey var, yani özellikle işçiyi desteklediğini yani işçi desteklendiği söyleniyor ama yasaları incelediğimiz zaman direkt sermayeyi destekleyen teklifler ve düzenlemeler ortaya çıkıyor. Bunlardan biri de kurumlar vergisinin 5 puan aşağı çekilmesi. Daha önce de yine böyle bir şey yaşanmıştı. Yani işçinin alacakları ya da borçları ödenmezken büyük büyük sermayedarların borçlarında bir düşüş yaşanıyor. Vergileri düşülüyor ve hatta bir dönem İşkur'da yatırılan ücretlerin bir kısmı da yine sermaye desteklemek için verilmişti. Patronlara verilmişti bunlar. Bundan çok az yararlanmışlardı. Bu nokta da tekrar düzenlemenin içinde yer alıyor. Bunu nasıl değerlendirmek gerekiyor? Yani sermaye destekleyen işçiyi yok sayan bir şey var aslında ortada. Evet, şimdi bu ve benzeri şeyler bu COVID-19 sonrasında meclis gündemine gelen torba yasaların gerekçesinde genellikle şöyle ifadeler yer alıyor. COVID-19 salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkisinin azaltılması, salgın nedeniyle işçi işveren üzerinde oluşulan yükün sosyal adalet ilkesi gereğince paylaşılması, giderilmesi, istihdamda devamlılığın sağlanması. Bu yasa teklifinin gerekçesine baktığımız zaman bu yazıyor. Yani diyor ki işçi işverenlere yük getirmiştir. Bu yükü de sosyal adalete göre paylaştıralım diye bu yasayı hazırladık deniyor. Fakat yasa teklifine baktığımız zaman yasa teklifinde bir bol kepçe teşvikler var. Yani sizin söylediğiniz şey kurumlar vergisinde indirim. Bunun yanında çok daha vahim içerikli düzenlemeler var. Mesela geçmişte kaçak işçi çalıştırmış, sigortasız işçi çalıştırmış işverenlerin affedilmesi ve bunlara teşvik verilmesi, yani geçmişte sigortasız işçi çalıştırdı. Fakat bu sigortalı işçiyi şimdi kayıtlı çalıştırırsan her bir gün için 45 TL destek vereceğim sana diyor. Bir ödüllendirme var. İkincisi, sigortasız bu işçilerin geçmişte sigortasız çalıştırıldıkları döneme ilişkin işverenlere ceza söz konusu değil. Bu primlerin yatırılması söz konusu değil. Yani artı işsizlik sigortası fonundan çok daha geniş başka destekler de sunuluyor. Dolayısıyla yasa teklifine baktığımız zaman teşvikler açısından, destekler açısından bakıldığı zaman yasa teklifi tek taraflıdır. Yani sermaye teşvik ve destek getirmektedir. İkincisi, yasa teklifi sosyal adalet ilkesine uygun değildir. Çünkü yasa teklifiyle işçilerin hakları yaş temelli bir ayrımcılıkla ortadan kaldırılmaktadır. Dolayısıyla bu paket içerisinde, bu teklif içerisinde işçinin lehine herhangi bir düzenleme bulmak mümkün değildir. Yani bu yasa teklifinin gerekçesinde yer aldığı gibi yükün sosyal adalet ilkesine göre dağıtılmasından söz etmek mümkün değil. Tam tersine COVID-19 salgını gerekçe gösterilerek işverenlere daha fazla destek aktarılıyor. Nereden aktarılıyor? Bütçeden ve şeyden. İşsizlik sigortası fonunda. Şimdi bu işsizlik sigortası fonundan aktarılan desteğin şeyi aslında çok önemli. Şimdi işverenlere geçmişten bugüne çeşitli destekler veriliyor. Bunlardan bir tanesi SGK primlerinde 5 puanlık indirimdir. Bu yaklaşık 2010'dan itibaren uygulanıyor. Yani bütçeden işverenlere 5 puan sigorta prim desteği veriliyor. İkincisi, işsizlik sigortası fonundan işveren destek ve teşvik adı altında düzenli teşvikler veriliyor. Şimdi bir rakam verirsem çok daha çarpıcı olacaktır. 2016 ile
2020 arasında hem işverenlere verilen 5 puan destek hem işsizlik sigortasından verilen desteği topladığımız zaman 134 milyar TL yapıyor bu. Yani 134 milyar TL istihdam artırılacak diye işverenlere transfer edilmiş vaziyettedir. İstihdam artmış mıdır? Hayır, 2017'de bu yana baktığımız zaman istihdam 28 milyonlardan şu anda 26 milyonlar seviyesine çekilmiş durumdadır. Yani bu teşviklerle şu da söylenebilir, yani veriyor ama istihdam yaratıyor. Hayır, istihdam da yaratmıyor. Yani bu paralar veriliyor, bu kaynaklar aktarılıyor ve bunlar ekonomide herhangi bir büyüme ve istihdam da yaratmıyor. Bunlar aslında sermaye maliyetlerini, sermayenin iş gücü maliyetlerini düşürmenin aracı olarak kullanılıyor. Yani sigorta primini düşürüyor, kurumlar vergisini düşürüyor, benzerini düşürüyor, iş gücü maliyetlerini düşürmüş oluyor. Dolayısıyla yani sermayenin karlılığını artırmış oluyor. Şimdi pakete bakıyoruz, 5 puan kurumlar vergisi indirimi var, kaçak işçi çalıştıran işverene şey var, teşvik var. Fakat bunun karşılığında mesela kaçak çalıştırılan bu işçinin geçmiş primlerinin ödenmesi söz konusu değil. Gelir vergisi, işçilerin ücretlerin gelir vergisi dilimlerinde bir iyileştirme söz konusu değil. Yani pakete bir bütün olarak baktığımız zaman gerekçesindeki sosyal adalet lafı boşlukta kalıyor. Bu işçi haklarını budama paketi ya da budama teklifi olarak tanımlamak bence mümkün böyle bir teklifi. Ben... Tekrar biraz önceki konuya geri dönmek istiyorum. 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün tazminatsız bir şekilde çalıştırılması meselesi var ama Türkiye'deki genç işsizlik nüfusu oldukça fazla. Bir de Türkiye'de aranılan bir kıstas var işte, yani işçi almak için birincisi tecrübe isteniyor ama tecrübeli olmayan işçinin zaten girişi ve sigortası yapılmıyor. Kaçak işçilik çok fazla. Özellikle göçmen ve kadınlar üzerinden bu sayı çok fazla. Birincisi bu yasa bunun daha da artmasına neden olur mu? Bir ikinci nokta da var. Türkiye'nin bir EYT'li gibi bir gerçeği var. Yani emeklilikte yaşa takılanlar gibi bir gerçekliği var. Emekli yaşı geldiği prim gününü doldurduğu halde emekli olamayan bir sürü insan var. Bunlarla ilgili bir sürü eylem de gerçekleştirdiler. Hani haklarını talep eden eylemler gerçekleşti. Bu yasa teklifi bunu daha da arttırır mı? Şimdi tabii bu yasa teklifinin çalışma hayatı ve istihdam üzerinde çeşitli şeyleri olacak. Başka yan etkileri de olacak. Şimdi demin bu yasa teklifi 25 yaş altı ve 50 yaş üstünü ilgilendiriyor ama diğer çalışanlara, yani 25-50 yaş arası çalışanlara da dönük şeyleri olabilir demiştim, etkileri olabilir demiştim. Örneğin 25 yaş altı güvencesiz çalıştırmayı, işçi tazminatsız çalıştırmayı yaygınlaştırırsanız işverenlerin bu tip çalışmayı tercih edecekleri, bu tip çalışmaya yönelik 50 ya da 50 yaş üstü buna yöneleceklerini, dolayısıyla 25 yaş 50 yaş arasındaki işsizliği artırma tehlikesi de yarattığını dikkate almak lazım. Yani 25 yaş altında tazminatsız bir şekilde, güvencesiz bir şekilde işçi çalıştırmak varken işverenlerin bir bölümünü, evet, işçi talebinin bir bölümünü buraya kaydıracaklarını düşünmek lazım. Bu da şu anlama gelecektir. 25 yaş 50 yaş arası çalışan işçiler açısından işsizliği artırıcı bir şey taşıyacaktır. Risk taşıyacaktır bu. 25 yaş altı işçiliği nasıl etkileyebilir? Kuşkusuz güvencesizliğin artması nedeniyle şöyle iddialar var. İşte bu dünyada da Fransa'da da bu bir ara denendi. Ona vaktimiz olursa konuşuruz onu. Gençlerin çalışmasını kolaylaştırırsak, ucuzlaştırırsak, güvencesiz hale getirirsek işverenler daha çok çalıştırır. Yani ne kadar kötü koşullar söz konusu olursa, basitleştirerek söylüyorum, hakları ne kadar budanırsa işverenler o kadar işçi talebinde bulunur. Hayır, bulunmazlar. İşverenler ihtiyaçları olduğu kadar işçi çalıştırırlar. İhtiyaçları olduğundan fazla işçiyi çalıştırmazlar. Yani sırf primi ödenmiyor diye ya da primi devlet destekliyor diye işveren daha fazla işçi çalıştırmaz. Öyle olsaydı zaten demin verdiğim örnekte olduğu gibi bu kadar para harcanırken istihdam artardı. Hayır, işverenler ihtiyaçları olduğu kadar işçiyi
mümkün olduğu kadar ucuza çalıştırmak isterler. Dolayısıyla bu yasayla genç istihdamının artacağını varsaymak bana şey gelmiyor, tutarlı gelmiyor. Olacak olan şudur, gençler adeta ikinci sınıf çalışan statüsünde çalışacaklar. Yani deyim yerindeyse aslında bir tür ücretli köle haline gelecekler. Yani tazminatsız, iş güvencesi olmaksızın ve hatta emeklilik şeyleri, primleri yatırılmaksızın çalıştırılmış olacaklar. Bu 25 yaşına kadar aslında iş hukukunun temel kazanımlarının, işçilerin temel haklarının ki kıdem tazminatı hakkı 1936'dan bu yana var olan bir haktır. Bunların gençler için ortadan kaldırılmasını ve gençlerin aslında çalışma hayatında özel olarak korunması gereken bir gruptur gençler. Kadınlar da böyledir. Çocuklar zaten yasaktır çocuk emeği. Gençler, yaşlılar, göçmenler, kadınlar çalışma hayatında ayrımcılığa daha fazla uğrama ihtimali olan gruplardır. Dolayısıyla bunların özel olarak korunması gerekir. Bu yasayla, bu teklif ile gençler özel olarak ihmal ediliyor ve özel olarak istismar ediliyor. Yani tam tersi yapılıyor. Yani korunması gereken bir grup olarak gençler, korunması gereken bir grup olarak yaşlı ya da 50 yaş üstü işçiler burada tam tersine korunmuyor. Şimdi EYT'lilerin ve bu yasanın teklifinin ne ilgisi var? Çok ilgisi var. Şöyle, 50 yaş üstü dediğimiz zaman aslında 50 yaş üstü çalışanların çok önemli bir bölümü EYT'lidir. Yani emeklilikte yaşa takılanlardır. Emeklilikte yaşa takılmak nedir? 1999'da çıkarılan bir yasayla o gün çalışırken aslında daha kısa sürede emekli olabilecek olan işçiler o sonrasında 5 ila 15 yıl arasında hatta 18 yıl arasında geç emekli olacak hale getirildiler. Yani şu tarihlerde örneğin 2020'de 2023'te emekli olacak, yani 1999'da 98'de işe girmiş ve 2020'lerin başlarında emekli olmayı bekleyen kadın ve erkeklerin pek çoğu 2030'ların ortasına kaymış durumdadır. Neden? Yaş koşulu getirilmiştir. Prim gün şartı artırılmıştır. Şimdi bu işçiler neyi bekliyorlar? Yaşlarını bekliyorlar. Bu arada çalışıyorlar. Peki 50 yaş üstüne bunların çoğu 50 yaş üzerindedir. Ne olacak? 50 yaş üstünde EYT'li olarak tanımladığımız bu işçiler güvencesiz bir biçimde, yani kıdem tazminatsız, ihbar tazminatsız ve şeysiz, iş güvencesi olmaksızın çalıştırılacaklar. Yani EYT'lilerin sorununa çözüm aranırken, yani EYT'liler bunu dile getirirken, bunun için eylem yaparken, seslerini duyurmaya çalışırken, bu yasayla EYT'lilere de tırnak içinde ikinci sınıf işçi ücretli köle muamelesi yapılır hale gelecektir. Yani bu yasanın birinci grubu, en etkilenecek grubu gençler ise ikinci en etkilenecek grubunun EYT'liler olduğunu, emeklilikte yaşa takılanlar olduğunu ve emeklilikte yaşa takılanların bu tip çalışmaya mecbur kalacağının da altını çizmek lazım. Şeyi bekliyor, yaşı bekliyor, prim gün sayısını doldurmuş. Dolayısıyla o arada çalışmak zorunda. Bu işçilere geçici işçilik dayatıldığında pek çoğu zaten kabul etmek zorunda kalacaktır. Yani bu EYT'liler için güvencesiz çalışmayı yaygınlaştıracaktır. Bunu söylemek mümkün. Evet. Şöyle demiştiniz ya hocam, sizin deyiminizle. Aslında herkesin söylediği bir şey bu. 19. yüzyılın vahşi kapitalizmine özenmiş durumdalar. Bence yapıyorlar. Özenmenin ötesine geçti çünkü. Güvence benzeri hiçbir şey kalmadı ortada. Bir de konuşmamızın aslında önemli olduğunu, izleyicilerimiz açısından önemli olan bir nokta daha var. Bu tamamlayıcı emeklilik sistemi, yani kısaltılmış ismiyle TES, tamamlayıcı emeklilik sistemi. Bu da aslında kıdem tazminatı hikayesiyle beraber çıktı. Bundan da biraz bahsedelim istersen hocam. İzleyicilerimizin kafasında soru işareti en azından kalmasın. Mesajlar geliyor. Şimdi tamamlayıcı emeklilik sistemi
Geçtiğimiz aylarda gündemdeydi. Özellikle şöyle bir formülle gündeme getirildi. Kıdem tazminatını, biliyorsunuz kıdem tazminatı şu anda işçi açısından işten çıkarılması durumunda, kıdem tazminatını hak edecek şekilde işten ayrılması durumunda, emekli olması durumunda işveren tarafından doğrudan ödenen bir haktır. Yani bir işveren yükümlülüğüdür. İşveren tarafından işçi işten çıkarıldığında ya da hak edecek şekilde ayrıldığında, emekli olduğunda işveren tarafından doğrudan işçiye ödenir. Dolayısıyla birçok fonksiyonu olan bir haktır işçi açısından. İşsiz kaldığında şey yapacak, kendini güvenceli hissedecek, emekli olduğunda eline toplu bir para geçecek, pek çok fonksiyonu olan, işlevi olan bir haktır. Şimdi kıdem tazminatı uzun süredir bir fona devredilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla bir işveren yükümlülüğü olmaktan çıkarılmaya çalışılıyor. İşverenlerin tıpkı işsizlik sigortasında olduğu gibi bir fona prim ödemesi koşuluyla işçilerin de emekli olduklarında buradan bu parayı almaları gibi bir formül üzerinde yıllarca duruluyordu. Son olarak kıdem tazminatının emeklilik sistemine entegre edilmesi ve böylece aslında giderek düşen emekli aylıkları ve gelirleri, biliyorsunuz emekli aylık ve gelirleri son yıllarda giderek hızlı bir biçimde düşüyor. Bunu aslında biliyorduk böyle olacağını. 2008'de yasa çıktığında emekli aylıkları ve gelirleri asgari ücretin yarısına ya da altına düşecek diye yazmıştık. O oluyor şu anda. Neden oluyor? Çünkü emekli aylığını bağlama oranlarını, emekli aylığını hesaplama kriterlerini değiştirdiler ve emekli aylıkları giderek bundan sonra da düşecek. Yani şeye göre düşecek. Ortalama ücrete göre, asgari ücrete göre düşecek. Şimdi emekli aylıklarının düşmesi karşısındaki emekli aylıkları şu anda çok ciddi bir biçimde aylık ve gelirler asgari ücretin altında seyrediyor. Tamamlayıcı emeklilik sistemi diye bir formül geliştirdiler. Ne olacak? İşçi bir yandan şeyden para alırken, SGK'dan, kurumdan aylık alırken bir de tamamlayıcı emeklilik sisteminden üstüne alır. Böylece onu giderir gibi bir formül geliştirdiler. Fakat bu şu anlama geliyor. İşçinin kıdem tazminatını şeye katıp, emeklilik sistemine katıp kıdem tazminatı olarak ortadan kaldırmak ve aslında düşük olan emekli aylıklarını bu yolla takviye etmek gibi bir şeye dayanıyordu, mantığa dayanıyordu. Yani kıdem tazminatı işten ayrıldığında ya da çıkarıldığında işçiye verilmeyecek, emeklilik sistemine entegre edilecek. Ve işçi emekli olduğunda da şey yanında, tıpkı bireysel emeklilik gibi düşünün bunu. Bazı insanlar bireysel emeklilik yaptırırlar. Bu bireysel emeklilikten de belli bir süre sonra bir miktar katkı alırlar. Bu tamamlayıcı emeklilik sistemi de aslında bunun bir benzeridir. Bunun bir benzeridir. Fakat bu çok tepki aldı. Çok tepki aldı. O nedenle rafa kaldırdılar. Şu anda tamamlayıcı emeklilik sistemi gündemde yok. Bu yasa teklifinin içerisinde yok. Ha, tekrar gelir mi, ileride gelir mi onu söylemek zor tabii. Defalarca geldi ama şu anda tamamlayıcı emeklilik sistemi ikna edemediler. Çünkü açıklayamadılar şeyini. Sürdürülebilir olmasını da açıklayamadılar. İşçi haklarına çok ciddi zarar vereceği için sendikalar ve işçiler çok tepki gösterdi buna. Şu anda tamamlayıcı emeklilik sistemini rafa kaldırdılar. Raftan ne zaman indirirler, indirirler mi onu kestirmek zor. Ama şu anda şeyde değil, gündemde değil. Onu söylemek mümkün. Evet, yani şu anda gündemde olan şey kıdem tazminatı. Tazminatın evet, aslında nasıl el konulur? Kıdem tazminatını nasıl götürürüz? Aynen, kaba nasıl bir el konulur? Kıdem tazminatına nasıl el koyabiliriz? Nasıl fonlayabiliriz? Biz fonlamanın nasıl bir şey olduğunu İşsizlik sigortası fonunda gördük nasıl olduğunu. İşsizlik sigortası fonu kimler için kullanıldı, işverene nasıl bir destek sağladı. İşsizlik sigortası oysa işçiler için de. Ama işverene diyelim artık, işverene destek fonuna dönüştü. Kıdem tazminatı ona dönecek. Yani gözler uzun süreden beri, uzun yıllardan beri kıdem tazminatlarının üzerinde. Yani nasıl deyin yerindeyse, sizin o bahsettiğiniz vahşi kapitalistler ağzının suyu akıyor. Bu kıdem tazminatlarını nasıl biz iç ederiz, bunları nasıl yok ederiz diye. Aynı emekli maaşlarını çok yüksek bulunması gibi. Zannedersem 2000'li yılların başındaydı, sizin o bahsettiğiniz söylediğiniz gibi bir dönemdeydi. Emekli maaşları Türkiye'de çok yüksek. Emekli maaşları ortalaması 200-250 dolar arasında olması gerek diye
uluslararası para düşünürler ya da para piyasası böyle bir çıkarımda bulunmuştu. Türkiye'deki emekli maaşları çok yüksek. 200-250 dolar civarında olması gerekiyor. Şu anda emekli olan birisi 1500 ile 1570 lira arasında bir para alacak. Yeni emekli olanlar. Yani bugün emekli olsanız 1570 lira alacaksınız en fazla. Bu kaç dolar ediyor hocam? Çok ağır bir soru. Doların günlük değişimini kestiremediğimiz için şu anda 250-200 doların altına düştü tabii. Ortalaması 200 doların altına düştü. Ama orada hemen şunu eklemek lazım. Emeklilerin kendileri belki 200 dolar alıyorlar ama emeklilerin yakınları var. Hak sahipleri var. Hak sahipleri emeklilerden daha düşük gelirler alıyorlar. Dolayısıyla bu 1500 lira yanıltıcı olmasın. Emekli aylıkları 1500 lira olmadı. 1500 liraya tamamlanıyor. Bir bunun altını çizmek lazım. 1500 liraya tamamlanıyor ne demek? Aradaki farkı hazine karşılıyor. Dolayısıyla arada bir emeklinin mesela aylığı 1300 lirayken Temmuz'da 1500 liraya çıktı. 1500 liraya tamamlandı. Ama Temmuz ayında 1500 liranın üstüne zam almadı. 1300 liranın üstüne zam aldı. Dolayısıyla emekli aylığı oldu örneğin 1400 lira. Hazine arada 100 lira karşıladı. Yani bu emeklinin taban aylığı zamlarla 1500 liraya gelene kadar 1500 lira olarak yerinde sayacak. 1500 lira emekli aylıkları yükseltildi ve onun üstüne zam gibi bir yanlış şey oluşuyor kamuoyunda. Emekli aylıklarının alt sınırı 1500 lira yükseltildi. Hayır, yükseltilmedi. Emekli aylıkları 1500 liraya tamamlanıyor. Dolayısıyla 1500 liraya tamamlanana kadar aradaki farkı hazine karşılayacak. 1500 liraya tamamlandığında üstünü ödeyecek. Emeklilerin yakınları, hak sahipleri ise hak sahipliği oranında bu 1500 liranın oranlarını alacaklar. Yani örneğin eşine düşen, çocuklarına düşen paylar farklı farklı olacaklar. Dolayısıyla bu 1500 lira meselesi bir an şey oluyor, emekli aylıklarının tabanı 1500 lira oldu ve onun üstüne zam gelecekmiş gibi algılanıyor. Onu da bu arada şey söylemiş olayım. Yani emekli aylıklarına da şey yapılırken böyle bir tırnak içinde Ali Cengiz şeyi var, hikayesi var burada. Emekli aylıkları tamamlanıyor, yükseltilmiyor 1500 lira. Yani o çok kritik bir şey, fark. Lütfen alayım. Tamam, Elif konuşsun. Çok kısa bir süremiz kaldı. Yaklaşık bir 3-4 dakikamız var. Hızlıca bir toparlamamız da gerekiyor. Şimdi neler olduğunu konuştuk. İktidar kanadından yönetim kanadından neler olduğunu ya da neler olabileceğini az çok konuştuk. Bir de olayın diğer tarafına bakmak gerekiyor. Yani sendikalar burada ne yapacaklar ya da ne yapmaları gerekir ya da işçilerin ne yapması gerekir? Biraz da bu tarafını konuşalım ve toparlayalım hocam. Şimdi tabii sendikaların ne yapması gerektiği aslında açık. Yani bu yasaya karşı durmaları gerekiyor. Çünkü bu yasa hem üyelerinin hem de genel olarak çıkarlarını temsil ettikleri işçilerin kazanılmış, yasalarda var olan, anayasada var olan haklarını kaldırıyor. Şimdi bunun üstüne çok durulmuyor. Anayasada var olan hakları kaldırıyor. Anayasada var olan hak nedir? Eşitlik ilkesidir. Anayasanın 10. maddesi. Yani hiç kimseye işte cinsinden, yaşından, dilinden, düşüncesinden, felsefesinden ve benzerinden dolayı ayrım yapılamaz. Burada açık ve seçik biçimde 15 yaş, 25 yaş altı ve 50 yaş üstüne anayasanın 10. maddesine göre ayrımcılık yapılıyor. Bu anayasaya aykırıdır. Yani ayrıca anayasanın sosyal devlet ve sosyal güvenlik haklarını güvence altına alan özel hükümleri var. Sosyal güvenlik herkes için haktır. Dolayısıyla bu yasa 25 yaş altı için bunu ortadan büyük ölçüde kaldırıyor. Onların emeklilik ve sosyal güvenlik haklarını zedeliyor. Dolayısıyla sendikaların hem üyelerinin çıkarlarını savunması hem de hukuka aykırı biçimde getirilen bu düzenlemelere karşı çıkması gerekiyor. Yeterince karşı çıkıyorlar mı, yeterince karşı çıkmadıklarını biliyoruz. Ama şunu söylemek mümkün, ilk kez bu yasa teklifinde çok uzun bir aradan sonra, geçmişte buna çok rastlardık. Mesela sendikalar emek platformu adı altında bir aradaydı, diğer demokratik örgütler bir aradaydı. O zamanki hükümetlerin almış olduğu çeşitli tutumlara karşı açıklama yaparlardı, protesto yaparlardı, eylem yaparlardı, miting yaparlardı. Çok değil bu söylediklerim, 15-20 yıl öncesinden söz ediyorum. Farklı sendikalar bir araya gelirdi. Çok uzun bir süre bir araya gelemediler.
Dolayısıyla bu konuda işçi haklarını savunma meselesinde sendikaların üç büyük konfederasyonun özellikle ortak davranamaması büyük bir zafiyet yarattı. Sendikalı işçilerin büyük bölümü Türk İş ve Hak İş bünyesinde DİSK 3. sırada, yani 3 büyük konfederasyon var. Dolayısıyla burada bu 3 konfederasyonun ortak bir tutumu önemli. Ortak tutumu yaptılar, yani ortak bir açıklama yaptılar. Net bir biçimde 3 konfederasyon da bu şeyin nedir? Yasa teklifinin işçi haklarını ciddi bir biçimde zedelediğini, ortadan kaldırdığını söylenir ama bu yeterli değil tabii. Bunun etkin bir biçimde gösterilmesi lazım. Yani işçilerin demokratik taleplerini, demokratik haklarını meşru bir şekilde ortaya koymaları lazım. Burada da görev sendikacılara düşüyor, sendikalara düşüyor. Yani şu anda pek çok fabrikada işçiler protesto eylemi yapıyorlar ama bunlara baktığımız zaman ağırlıkla DİSK üyesi sendikalarının olduğu fabrikalar, kısmen de Türk İş'in bazı sendikalarının olduğu fabrikalarda ya da iş yerlerinde görüyoruz bunu. Bunu siyasi partiler yeterince mecliste, evet meclis komisyonlarında buna ilişkin eleştiriler muhalefet partileri yapıyor ama siyasal partilerin de bu konuyu yeterince kamuoyunun gündemine taşımadıkları kanaatindeyim. Çünkü bu kadar geniş bir kitleyi, milyonlarca insanı ilgilendiren bir meselenin bir toplumsal mesele haline gelmesi ve çalışanların sesinin daha güçlü bir biçimde hissedilmesi gerekiyor. Yani meclis önünde sadece DİSK Genel Başkanı ve DİSK üyesi birkaç sendikacının olması tabii yeterince güçlü bir savunma olmadığını gösteriyor bize. Yani meclisin önünde farklı konfederasyonları, farklı sendikaları temsil edilen bir heyet ya da topluluk olsaydı bunun çok daha etkili olacağını söylemek mümkün olurdu. Şimdi müzakereler Salı'ya ertelendi. Salı'ya kadar ne olur? Yani sendikalar bu konuda yeni eylem kararları alacaklarını söylediler. Biz kalıyor, Türk İş alıyor. Hak İş'ten henüz bu konuda bir şey çıkmadı. Yani bu konuda bir eylem kararı çıkmadı. Buna bağlı olarak yasanın bu hükümlerinin geri çekilmesi de mümkün olabilir. Israr da edebilirler. Biraz bu birkaç gün içerisindeki şeye bağlı. Sendikaların etkisine bağlı. Hem müzakere etkisine hem de mücadele etkisine bağlı diye söyleyebilirim. Süremizin de sonuna geldik böylelikle. Güzel bir program oldu. Hem bilgilendirici hem doyurucu diye düşünüyorum. Ben kendi adıma teşekkür ediyorum. Söz de Kerim Evet Aslı Hocam, keyif vericiydi, bilgilendiriciydi en azından. İzleyicilerimiz bizi ne kadar izledi çok fazla kestiremiyoruz. Çünkü bizim ülkemizin insanların huyudur. Tehlike kendi sınırlarının içine gelinceye kadar sesini çıkartmaz. Ama bu kıdem tazminatı sorunu herkesin sorunu. Sadece çalışan 24 milyon insanın sorunu değil. Ya da işsiz insanların sorunu değil. Herkesin sorunu. Onların aileleri benzerini katarsanız Türkiye nüfusunun büyük çoğunluğu bundan birebir etkilenecekler. Yani o açıdan baktığımızda herkesin şu anda çıkan sese bir katkı ekmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben de. Ve umarım önümüzdeki haftalarda başka programlarda gene bir araya geliriz Sayın Hocam. Son derece Memnuniyetle keyifliydi. Çok teşekkür ediyoruz. Renk verdiniz, aydınlattınız hem bizi hem izleyicilerimizi. İyi ben de akşamlar çok diyorum teşekkür size. ederim. İyi Çok akşamlar teşekkür ediyoruz diliyorum. gerçekten. Evet. Elif bir şey söylemek istiyor musun? Özgür basını özgür topluma deyip yine her zamanki gibi sözümü tekrarlayıp sana bırakıyorum. Tamam peki. Tekrarla. Özgür basınla özgür topluma. Evet, bu hafta da biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Aziz Hocam son derece aydınlatıcı bilgiler verdi. En azından bu konunun en uzman isimlerinden bir tanesi kendisi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Önümüzdeki haftalarda daha farklı konularla bir araya geleceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Yayında ekibimize de teşekkür ediyoruz. Bize bakıyorlar hadi bitirin diye. İyi akşamlar efendim.
Thank you.